Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Bugün siz değerli kardeşlerime şöyle bir video ile geldim. Herkes hemen hemen nerede baksanız bir Eylül ayından, Ekim ayından beri 8-9 aydır bu oyunu oynuyor. 3 aşağı 5 yukarı ve muhakkak ki bir kafa komutanınızın olması lazım. Yani bir savaşa girdiğiniz zaman direnebileceğiniz, rakibiniz her ne kadar güçlü olursa olsun onunla bir çarpışma yaşayabileceğiniz bir komutanınız olması lazım. Bunun için de iyi taraftaysanız, ki muhakkak bu bahsettiğimiz komutanlar ve bu bahsettiğimiz itemler elinizde vardır arkadaşlar. Ben de bununla ilgili siz değerli kardeşlerime bunun videosunu hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar bakın, biz 5. sezonda oynuyoruz. Şu anda komutan olarak oynadığım komutanlar Eowyn, işte Eomer, Aragorn arkadan destek veriyor, Gandalf. Ve şimdi Theoden'imin saygınlık 5 olduğu için Eomer itemlerini Theoden'e geçireceğim. Tabi bunların hepsi sizde olmayabilir. Ama herkesin elinde bir adet Eowyn vardır arkadaşlar. Ve Eowyn'le nasıl bu oyunda dirençli olabilirim, nasıl etki sağlayabilirim, bunları size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi eşyalarımız kısmına gelelim. Şimdi bir Eowyn'iniz varsa ve bu oyunu oynuyorsanız muhakkak bir tane liderin kısa kılıcı vardır muhakkak. Elinizde bir adet atlı miğfer vardır muhakkak ve elinizde bir pullu zırh vardır. Bunlar mevcuttur. Bunları nasıl basmalısınız elinizdeki itemlere göre? İlk etapta ağırlığı neye vermelisiniz? Bunların kritiğini yapacağız. Aksesuar olarak da saygınlık 10'sa koymanız gereken item zaten kendi özel itemi. Şu bahsettiğimiz ruhan koruna. Eğer saygınlık 10 değilse onun yerine alternatif hangi aksesuarı koymanız sizin için fayda sağlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle Eowyn için silah olarak kullanmanız gereken en etkili item liderin kısa kılıcı arkadaşlar. Niçin? Çünkü kuvvet veriyor 14 Eowyn için etkili. Hız veriyor atlı birim kullandığı için etkili. Ve ordu hasarı yakın dövüş birimlerde 3 veriyor. Zaten atlı kullandığınız için ve bunlar yakın dövüşçü olduğu için bu item Eowyn için idealdir arkadaşlar. Alt özelliği ne olmalı? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki burada sert darbe, deri yüzme, yakın dövüş ve aşırı güven var. Aşırı güven iptal olmayacak. Sert darbe iptal olmayacak. 2 ihtimal kullanabilirsiniz. Bir deri yüzme kullanabilirsiniz. Birimlerinizin daha iyi hasar verebilmesi için. Bir de yakın dövüş birimlerinin kuvveti için demiş. Hasar alabilmeniz için, Eowyn için, hasar almanız için bunu kullanabilirsiniz. Benim tercihim yakın dövüş birim kuvvetidir. Ve şu an 5 yıldız olacak. Bir tane daha geldiği zaman. Ve bu şekilde kısa kılıcımı fulllemiş olacağım. Saygıdeğer kardeşlerim. Dönüyoruz. Pullu zırh olması gerekiyor. Her ikisini denedim arkadaşlar. Bakın gözcü zırhı da var. Pullu zırh da var. En güzel verimi pullu zırh veriyor. Niçin? Hem kuvvet veriyor hem odaklanma veriyor. Ve aynı zamanda yakın dövüşler için 15 hasar azaltma, yani defans veriyor. Bu da hasarı azaltıyor. Aynı zamanda da yakın dövüş birimlerinin dinçliği için alınan hasarı %4 düşürebiliyorsunuz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman neyi var? Kuvvet var. Olmasa da olur. Savunma var. Her tür boyunca %5 olarak savunma yükseltiyor. Dik duruş, mızrakçı önemsiz. Yani hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. Ve müttefik yakın dövüş birimlerinden alınan hasar. Zaten siz bir birimlerle savaşa girdiğiniz zaman karşınızda savaştığınız komutanın en kötü bir birimi yakın dövüş. Yani her halükarda alt özelliğinin yakın dövüş birimi olması lazım. Fakat öncelik iteminizi 5 yıldız yapın arkadaşlar. Veyahut 4 yıldız yapın. 15-15 versin odak ve kuvveti. Aşağıyı en az %3 yapmanız lazım ki verim alabilirsiniz. Şimdi atlı miğferde 2 alternatif var arkadaşlar. 2 alternatif. Alternatiflerden birisi zaten yine 5 yıldız yapacaksınız. Delilik bağışıklığı sağlayabilirsiniz ve binek birimlerden hasar azaltmayı azabilirsiniz. Muhafazayı kullanmanıza gerek yok. Çünkü sersemletme bağışıklığı oyunun kendisinde var. Hafif süvari de kullanmıyorsunuz. 2 ihtimal oynuyorsunuz. Şimdi delilik bağışıklığı olarak oynarsanız, işte Aldır, Gilgalat tarzı komutanlarda mücadele verdiğinizde size delilik bağışıklığı verir. Aynı zamanda kötü birimlere karşı savaş yaptığınız zamanda da delilik bağışıklığı alırsınız ve bu sayede komutanınız dinçliğini sağlar.
Ama binikli birimlerden alınan hasar alırsanız, iyilerle savaşıyorsanız benim tercihim binikli birimlerden alınan hasar. Ve bu şekilde daha verim alıyorum Eowyn'de. Ve çok sağlam şekilde komutan direncini sağlıyor. Ve saygınlığı 10 ve üzeri olduğu için Rohan korunağı var elimizde. 25 kuvvet ve gene ordu hasar, yani defans yüzde burada 16 veriyor ve göğüste çakışıyor. Aynı zamanda da ilk 4 turda yakın dövüş birimlerinin menzilli birimlerine alacağı hasarı azaltıyor. Bu saygınlık 10 ve üzeri ise, 10 ve üzeri değilse Hitlane'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem kuvvet hem odaklanma veriyor. Bu işinize yarar arkadaşlar, bilginiz olsun. Hız veren bir özellik, yani hız veren bir aksesuarınız varsa sarı. Yaşlının kemanını da kullanabilirsiniz. Bunun için size fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Benden size naçizane tavsiye. Bu arada komutanlarımız gelmiş. Şöyle hızlı bir şekilde devamımızı sağlayalım. Şu anda Durveit Laura doğru gidiyoruz. Oradan Enet Veit'e ve oradan ana karelerine doğru, gri limanlarına doğru yol alacağız. Şu an hızlı bir şekilde komutanların yolunu yapıyoruz. Ve tekrardan Rohan güçleniyor. 50k yüzük gücüne kadar direnç sağlayabildik. Şu anda karşımızdaki komutanın nasıl bir özelliği var? Buradaki komutan dolu mu değil mi bilmiyoruz. Yüzük gücüne baktığımız zaman çok da ezik birine benzemiyor. Şimdi biz kafa komutanımız dediğimiz Eowyn'le giriş yapacağız ki en azından neyle karşı karşıya kaldığımızı bilelim. En azından videomuzu da bu şekilde sonlandırmış olalım arkadaşlar. Değerli kardeşlerimiz. Evet, şimdi burada kafa atacak. 2-1. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Boş da olabilir. Boş komutanmış. Hasar almadık zaten. Aynen. Şuradan hemen kalesini alalım şuranın arkadaşlar. Bir tane bundan bulalım. Aragorn'un 48 gücü var. Şöyle şuraya da Aragorn'u çekelim. Şuradan da Eomer'le vuralım. Ve burayı bitirelim arkadaşlar. Zaten Eowyn oraya tek atacak. Aynen John Wayne'in. Bir de şu 130'luğu alalım. Evet, şu anda dağılımımız güzel arkadaşlar. Zaten sıralamada da tekrardan toparlıyoruz kendimizi. Kişisel üretiminde 53. sıradayız. Klan sıralamasında da ikinci olmam lazım. Aynen. Etkili bir şekilde oyuna adapteyiz ve kafayı tutuyoruz arkadaşlar. En azından birileriyle savaşacağımız zaman biz yanlarında oluyoruz. Durum bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.